Sevgili seyirciler, bugün Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Herhangi bir sağlık problemiyle ilgili gelmedik. Çok mutlu bir haber için geldik. Bunu da kanal ekranlarından bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Adem Hocam, bugün mutlu bir konu için geldik hastaneye. Evet, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Profesör Doktor Adem Aslan, 1971 Mersin Erdemli Kılıçbucağıköy'ü doğumluyum. Liseyi Mersin'de, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdim. İç sağlığımı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin cerrahide yaptım. 2005 yılından beri de önce Afyon Koçadem Üniversitesi bünyesinde burada öğretim üyesi olarak kariyer başladım. 2018'de üniversitenin bölünmesiyle de Afyon Karaca Sağlık Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalında görev yapıyorum. Aynı zamanda anabilim dalı başkanıyım. Sizin öncelikle kliniği de bir tanıyalım ameliyata geçmeden önce. Evet. Kliniğimiz Afyon Koçadem Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1997 yılında hizmete başlamış. 2018 yılında üniversitenin bölünmesiyle de Afyon Karaca Sağlık Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde devam ediyor. Bu üniversitemiz bünyesinde D blokta 22 klinik yatağı ve 8 yoğun bakım yatağı, toplam 30 yataklı 2 ameliyathane de ve şu anda 1 profesör, 1 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi ile hizmet veriyoruz. Burada yaptığımız ameliyatlar beyin sinir omurilik yaralanması sonrası gelişen patolojiler, her türlü beyin omurilik periferik sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi, gene damarsal patolojilerin cerrahi tedavisi, ağrının cerrahi tedavisi, özellikle bel boyun fıtıkları, bunların mikrocerrahi ile tedavisi, gene bizim stereotaksi fonksiyonel nöroşirurji dediğimiz işte bu ilaçla tedavi edilemeyen epilepsi nöbetlerinin vagal sinir stimülatörü yerleştirilerek tedavisi, gene spastiste, gene medikal tedavi cevap vermeyen ağrı gibi patolojinin tedavisi, gene beyin absesi, beyin kanaması gibi hastalıkların gene iğneyle girilerek perkütan dışarıdan boşaltılması gibi ameliyatlar yapıyoruz. Ayrıca kapalı beyin ameliyatlarını yapıyoruz. Üçüncü ventrikülostomi gibi veya beyin yani biyopsi alınması gibi birçok ameliyatı burada yapabiliyoruz. İki ameliyathanemiz var. Skopi, ultrasonografi, ileri cerrahi mikroskop, navigasyon, stereotaksi, nöromonitorizasyon, ultrasonik cerrahi aspiratör gibi ileri teknoloji cihazlar kullanarak yılda 1000'in üzerinde ameliyat yapıyoruz. Az bir sayı değil. Evet. Evet. Bölgedeki hastanelere baktığınız zaman sizin klinik çevre hastanelerde hangi noktada? Biz bölge hastanesi gibi çalışıyoruz. Özellikle çevremizde Kütahya, Uşak, işte Konya'nın bize yakın olan işte Akşehir gibi ilçeleri, işte Eskişehir'in yakın ilçeleri olmak üzere çalışıyoruz. Ayrıca bizim üniversite hastanemiz fizik tedavi rehabilitasyon alanında marka, hem ülkemizde hem de Avrupa'da marka. Burada tedavi için gelen hastalarımız, Türkiye'nin her yerinden gelen hastalarımız bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Bazı hastalarımızın bu rehabilitasyona girmeden ameliyat edilmesi gerekiyor. Bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Biz bu hastalara öncelikle ameliyat edip düzelttikten sonra veriyoruz. Yani Türkiye'nin her tarafından ameliyat ettiğimiz hastalar var diyebilirim. Burada Afyon'da yapılamayan sizin klinikle ilgili herhangi bir ameliyat var mı? Yok. Yani bizim altyapımız iyi. Beyin ve sinir cerrahisi olarak hem teknolojik donanım, hem ameliyathane, hem personel, yetişmiş öğretim üyesi yeterli. Biz burada her türlü ameliyatı yapabiliyoruz. Daha önceden çok basit ameliyatlar için bile yurt dışına gidiliyordu 1980'li yıllarda. Şimdi Türkiye'de Afyon ve Afyon'da beyinle ilgili birçok ameliyat yapılabiliyor. Evet. Hiç kimse ne il dışına ne yurt dışına gitme ihtiyacı
hissetmiyor. Bunu anlıyorum. Evet. Şimdi ülkemiz genel olarak bu sağlık sistemi olarak dünyada çok iyi bir durumda. Yani Türkiye olarak değerlendirdiğimizde dünyada yapılıp da bizde yapılmayan bir ameliyat yok. Şimdi bizim Afyon özelinde baktığımızda da bizim altyapımız gene Türkiye'deki sağlık sistemiyle paralel olarak bizim altyapımız çok iyi, teknolojik donanımımız da iyi. Burada biz ameliyatları yapıyoruz. Yoğun bakımımız ve ayrıca özellikle bu kanser cerrahisinde bir kanser hastanemiz var. Hematoloji onkoloji hastanemiz var. Buraya bölgeden çok fazla hasta geliyor. Çevre illerden. Buraya gelen hastaların da bir kısmında ameliyat olması gereken hastaları biz burada ameliyat ediyoruz. Ondan sonra işte kemoterapi, radyoterapiye başvuruyorlar. Bunun için zaten en ağır ameliyatlar kanser cerrahisi genel olarak beyin cerrahisi. Ondan her türlü ameliyatını biz burada yapabiliyoruz. Şimdi daha önceden, şimdi bugün buraya gelişimizin ana nedeni de sizin bulduğunuz bir teknik. Evet. Dünya tıp literatürüne girdi. Makale yayınlandı ciddi bir dergi tarafından. Evet. Daha önceden hep bu tür teknikleri, bu tür ameliyatları ya Amerikalı ya Avrupalı bilim insanlarından hep duyuyorduk. Şimdi mutluyuz ki Afyon'da, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bir profesörümüz dünya tıp literatürüne geçecek olan bir teknik geliştirdi. Hı. Öncelikle beyin sarkması. Beyincik sarkması. Yani halk arasında beyincik sarkması. Nedir bu hastalık? Bu ciğer tip 1 malformasyon olarak Latince ismi. Halk arasında beyincik sarkması deniyor buna. Bu ilk defa işte 1930'lu yıllarda bir Avusturyalı bilim adamı, patolog tanımlıyor bu hastalığı. Hans Ciari ismini. Ve 1932 yılında da ilk defa ameliyat edilmeye başlıyor. O zamandan beri ameliyat. Hastalık nedir? Belirtiler nedir? Evet, başlayalım. Şimdi bu normalde kafatasından omuriliğin geçtiği bir kanal var. Bu kanaldan omurilik, işte vasküler yapılar geçiyor sadece. Bu ciğer malformasyonu olan hastalarda beyinciğin bir parçası, bizim tonsil dediğimiz bir parçası var. Bu aşağı doğru, bu kafatasındaki delikten omuriliğin arkasından aşağı doğru sarkarak omuriliği sıkıştırıyor. Tabii bunun sonucunda da işte hastalarda yutma güçlüğü, İşte omuzda ve kollarda uyuşma. Eğer ileri evre ise omuriliğin içinde su toplaması veya beyinde su toplaması, hidrosefali diyoruz buna. Gene omuriliğin içinde seringomyeli dediğimiz gene biz beyin omurilik sıvısı toplanması şeklinde. Tabi bunlar olduğunda da eğer hidrosefali ise hayat tehlikeye giden sonuçları var. Gene omuriliğin içinde sıvı toplanması varsa bu da hastanın işte boyundan aşağı, işte kollar, bacaklar, işte burada güç kaybına kadar giden, işte kalbini etkileyen, yani günlük şeyini, fonksiyonlarını etkileyen birçok, özellikle de yutma güçlüğü ilk yaptığı şey. Yani hastalar yemek yerken yemek borusuna değil bir kısmı akciğere gidiyor. Bu da hastanın sık sık öksürmesini veya bazılarının özellikle bu yeni doğanlarda, çocuklarda sık sık akciğer iltihabı olmasına sebep oluyor. Biz aspirasyon diyoruz. Tabii bunlar bunun cerrahi tedavisinde 1932'den beri uygulanan birçok yöntem var. Ama o yöntemler sonucunda ne oluyordu? Yani daha mı uzun sürüyordu ameliyat? İyileşmesi daha mı geç oluyordu? Kayıplar oluyor muydu? Sonunda? Yani 1932'den beri tam ideal bir ameliyat yöntemi bütün dünyada geliştirilemedi. Yani farklı riskli bir ameliyat. Evet, evet, riskli bir ameliyat. Yani sonuçta burada beyin zarı açılarak yapılan ameliyatlar daha çok yapılıyor. Tabii beyin zarı açıldığında da buradan işte bu beyin suyunun oradan sızması şeklinde ve bunun işte enfeksiyon olabiliyor. Hastalar daha uzun hastanede kalıyorlar. Hatta çok nadir de olsa hayat tehlikeye kadar giden komplikasyonlar oluşuyor. Başarı oranı da yüksek değil mi? Yani
Yani sonuçta ameliyat ediliyor ama ameliyattan sonraki sıkıntılar uzun sürüyor hastalar için. Sonra işte bütün dünyada bu benzeri açılmadan bu ameliyatlar yapılmaya başlandı. İşte oradaki bölgeyi sıkıştıran kemik yapı alındıktan sonra beyinleri açılmadan bu ameliyatlar sonlandırılmaya başladı. Ama bu hastaların da şikayeti geçmedi. Yani asıl sorun oradaki basıyı kaldırmak. Ama bu bası tam kalkmadığı için bu hastaların şikayetleri geçmedi. İşte bir kısmı tekrar ameliyat olmak zorunda kaldı. İşte bizim bizim yaptığımız teknikte biz beyin zarının üst yaprağını açtık. Yani tamamını değil, üst yaprağını, dış yaprağını açtık. Sorun üst yaprağı oradaki sıkıştıran, dışarıdan sıkıştıran kas dokusu bu üst yaprağın içine girdiği için beyin zarı sert bir şekilde kalıyor ve oradaki gerekli elastikler sağlanamadığından hastalardaki bası tam kalkmıyordu. Bizim yöntemde o beyin zarının üzerindeki sert takbalakayı biz süperficial durotomi diyoruz. Yüzeyel duranın bir kesiyle alın kesilmesi, hatlatılması şeklinde. Tabii bu olduğu için içeride kalan duranın beyin zarının ikinci parçası elastikiyeti sağladığı için buradaki bası kalktı. Yani bizim yaptığımız ameliyatlarda bunu gördük. Olması yaklaşık gereken sağlandı. Evet, yani sonuçta hastaların şikayetleri ameliyattan sonra kademeli olarak geçti. Hastalar daha önce ortalama bir hafta, işte 7 gün, 8 gün hastanede kalırken dünya ortalaması. İşte bizde 2 gün, 3 güne düştü. Beyin suyu sızması olmadığı için bunun komplikasyonları ortadan kalktı. Hiçbir hastamızda hayat tehlike yok. Yani vefat eden hiçbir hastamız yok. Ameliyat süresi kısa. Yani daha şimdi bu beyin zarını açıp oraya bir yama koymak biraz şey bir durum. Yani beyin cerrahi pratiği açısından zaten mikroskop altında yapılıyor. Bu yapılmadığı için yani yaklaşık şöyle şunu diyebiliriz, yani %30 oranında kısaldı diyebiliriz tahmini olarak. Tabii yani hangi açıdan bakarsanız bakın, ameliyat süresinin daha kısa olması, işte bunun diğer anestezi komplikasyonlarından tutun da hastayla ilgili olarak hastanede kalı süresinin kısa olması hem hastalarla ilgili konforlu bir durum, hem maliyeti sağlık sistemi açısından maliyeti düşünen bir durum. Ve komplikasyon olmaz en büyük şey de. Evet. Yani hastaların şikayetinin geçmesi ve bu yapılan ameliyata bağlı olarak hastalarda negatif herhangi bir durumun olmaması. Yani bu avantajları. Yani biz şunu diyor, yani yayınımızda bunu belirttik. Bu 1932'den beri yapılan, şimdiye kadar ki işte birçok sorunu beraberinde getiren ameliyat tekniklerine ek olarak biz durayı açmadan ve duranın bir kısmını açarak bu şeyi yaptığımız için, bu tekniği yaptığımız için bunu kolaylaştırmış oluyoruz ameliyatı ve yeni bir aşama olarak düşünüyoruz. Yani bu beyincik sarması ameliyatında yeni bir aşama olarak literatürün üstüne 90 yıl sonra evet, yani bunun üzerine yeni bir aşama olarak, yani tamamen değil, daha önce yapılan ameliyatın şey olan sorun çıkaran bir bölümünü kolaylaştırmış oluyoruz bu teknikle. Ve şeyimizde yaptığımız, klinimizde yaptığımız çalışmalarda da biz bunu gördük ve işte geçen yıl yayınladık. En son kaçıncı hastayı ameliyat ettiniz? Yani şu anda 50 civarında hasta ameliyat ettik. Bir komplikasyon yok. Ve beyinde stoplaması olanların beyinde stoplaması kayboldu bu ameliyattan sonra. Yeni bir ameliyata gerek kalmadı. Omurilik içinde stoplaması varsa bu kayboldu. Oradaki bası kalkınca kendiliğinden kayboluyor. Orada da ikinci bir ameliyata gerek kalmadan bunlar. Yani eski yöntemlerle karşılaştırdığımızda nereden bakarsanız bakın, özellikle hasta konfor açısından önemli bu gelişme diye düşünüyorum. Ne zaman bunu keşfettiniz?
Şimdi tekniği... Ne zaman karar verdiniz? Yani şimdi yani bir şöyle diyeyim, ben 2005'te gelmiştim. 2012 yılından itibaren biz bunu bu şeyi yapmaya başladık. Yani sonuçlarını görelim. İşte niye? Çünkü bu standart olarak yapılan ameliyatın bir aşaması bu. Evet. Yani biz beyin zarını açacakken açmayıp dış zarını açıp bırakıyoruz. Bu şekilde de takip ettik. Aslında zaten rutinde uyguladığımız bir sistemdi. Sonuçlarında bu gördükten sonra, bu yaptığımız işlerin sonuçları da hem hastalar açısından hem de bu dediğimiz işte ameliyat süresinin kısa olması, işte hastanede kalış süresinin kısa olması gibi, komplikasyonların çok az olması gibi şeyleri gördük. Bunları da yayınladık. Biz dünyayla paylaştık. Evet. Literatür olarak. Bu da infarkt faktörü yüksek bir dergide yayınlandı geçen yıl. Özel bir ismi olacak mı bu tekniğin? Sizin isminizle özdeşleşecek mi? Yani onu biz yani bu şeyi yapan bilim camiası karar versin diyoruz. Biz superficial durotomi tekniği diyoruz. Yani beyin zarının yüzeye açılarak yapılan bir teknik diyoruz. Yani literatürü de o şekilde tanımladık. Superficial durotomi olarak tanımladık. O işte benim adımla ilgili kısmını bütün şey bilim camiası karar versin. Zaten bilinecek diyor. Evet, zaten bilinecek. Yani bu da ayrı bir mütevazilik. Peki şimdi ilk ameliyatı yaptınız yıllar öncesinde. Evet. Bu hastalarınızı takip ediyoruz. Takip ediyoruz, evet. Hepsini takip ediyoruz. Yok. Yani hepsi gayet iyi. Zaten yayınımızda da bunların sonuçlarını yayınladık. Evet. Tek tek hepsinin kayıtları da var elimizde. Görüntüleri var. Bir kısmının görüntülerini yayınımızda zaten filmlerdeki düzelmeyi, hastaların kliniğindeki düzelme, hastada sorun çıktı mı çıkmadı mı, ameliyat ne kadar sürdü, hastanede ne kalışları ne kadar ortalama olarak bunların hepsini kayıt altına aldık. Bunu yayınladık zaten. Şeyi de detaylı bir şekilde yayınımızda sunduk bunları. Şimdi elbette bu tür bir ameliyat yapabilmek burada bir de modern bir klinik gerektiriyor. Evet. Üniversite yönetimi siz ne istiyorsanız size sağladı mı, eksiklikler var mı? Eksiğimiz yok. Yani ben 2005'te göreve başladığımdan bu yana hem rektörlerimiz, işte o zaman buradaki idarecilerimiz bu kliniğin gelişmesi için imkanları ölçüsünde her türlü desteği verdiler. İşte bu üniversitemiz ayrıldıktan sonra da biz bu kalan eksiklerimizi, bunlar pahalı cihazlar, üst düzey, ileri cihazlar, bunları da aldık. Hem en son işte navigasyon ve ileri cerrahi mikroskop dediğimiz cihazlarımızı aldık. Şu anda teknik altyapı açısından hiçbir sorunumuz yok. Tecrübe ya da işte yardımcı sağlık personeli, klinik altyapısı, yoğun bakım, hiçbir eksiğimiz yok. Evet. Biz idarecilerimize de teşekkür ediyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı. Yani şunu diyebilir miyiz? Amerika'nın en modern hastanesindeki tıbbi cihazların hepsi Afyon'da, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde var. Yani şöyle, yani hani Amerika'yı karşılaştırırsak, şimdi şöyle, yani biz altyapı olarak bu söylediğimiz ameliyatları yapmak için her türlü altyapıya sahibiz. Ama işte bazen ameliyat hane içine yerleştirilen bir MR veya bir tomografi gibi de, yani dünyada bu ameliyattan sonra hemen ameliyatın başarısını görmek için ameliyathaneye yerleştirilen cihazlar var. Ama yani çok şey değil, yani etkin kullanılabilir durumda değil. Yani biz mevcut altyapıyla bizim şeyimiz çok rahatlıkla biz her türlü ameliyatı yapabiliyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.